Öyle değil mi Necdet Saraç? Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Vallahi yani tabii bu dünden beri yani ne denir gündeme düşen ve önemli bir mizah aracına da dönüşen bir şey. Yani insan bazen şeyi düşünüyor tabii. Yani uzay önemli, insana heyecanlandırıyor. Uzay teknolojisi, uzay bilimi önemli ama diğer yandan dönüp kendine baktığında başka bir tabloyla Şimdi onu karşılaşıyorsun. paylaşacağım bizdeki durumu, daha doğrusu dünyadaki ve bizdeki durumu harcamalar, bütçeler itibariyle ama bir önce gazete manşetleri bu olayı nasıl görmüş, kimler nasıl coşmuş onu bir verelim. Bu arada hemen hatırlatayım, bugün temel olarak anayasayı konuşacağız. Anayasa meselesi gündemi değiştirmenin ötesinde başka bir hazırlık gibi görünüyor. Öyleyiz. Bilmiyorum sen de katılır mısın? Katılıyorum. Yani sırf gündemi değiştireyim de ben. Ben yok, sen Uzay yalnızca gündem meselesi, olarak değil. uzay meselesi tamamen gündemi değiştirmek, millete böyle bir hani gaz vermek diyeyim gençlerin Başka da bir şey akla deyimiyle. gelmiyor aslında, evet. Evet. Bu çerçevede anayasayı konuşurken eski meclis başkanı, anayasa hukukçusu, deneyimlisi Hüsamettin Cindoruk evinden bize katılacak uydu marifetiyle. Hani gene bir uzaya çıkıp ineceğiz. Sesimiz, görüntümüz uzaya gidecek, gelecek. Bir onu yapacağız ama tabii ki bizim imkanlarımızla olmayacak bu her zamanki gibi. Şimdi efendim gelelim bugünün manşetlerine. Bugün önce şunu hemen paylaşayım. Hürriyet Gazetesi şifreleri çözmüş. Maşallah Ay'a uçuşun şifreleri efendim çözmüşler. Ne olacakmış? Şimdi okuduğunuz zaman şifreler çözülüyor ya, anlayacağınızı zannediyorsunuz ve fakat anlayamıyorsunuz gene de. Neden? Çünkü diyor ki 2023'te yerli motor ve yerli uzay aracıyla Türk bayrağı Ay'a ulaştırılacak. 2023'te yerli motor ve yerli uzay aracı nasıl yapılabilir? Yerli motorumuz var mı bizim Benim Necdet bildiğim kadarıyla yok. Yani Saraç? Yani otomobil için bile yok. tabii yani yerli otomobil için de yok. Yerli otomobille ilgili otomobil uzmanların yani bu alana hakim olanların söylediği şu. En iyimserinin değerlendirmesi %51'i yerli değil. En iyimserinin. Şimdi ama böyle yapacakmışız yani hani inanırsanız bu bilim artık inanç meselesine dönüştü ya bu ülkede. Hani bir şey söylüyorlar, bilimsel verileri var mı? Yok. Ama inanacaksınız. Peki 2023'te yani sadece 2 yıl sonra yerli motor ve uzay aracıyla Ay'a Türk bayrağını gönderecekmişiz. Peki 2028'de insansız uzay aracımız Ay'a inecekmiş. Bilimsel çalışmalar yapacakmış. İnsanlı uçuşlar 10 yıllık programda yokmuş. Dolayısıyla hani Erdoğan'ın toplantısında heyecanlanıp da ben de gideyim, ben de gideyim diye el kaldıranlar hani pek hayal etmesinler, öyle bir şey yok. Ama hani bir yerden başlamak gerekebilir mi? Gerekir. Biz orada neredeyiz? O tartışmalı, bir yerde değiliz. Bakın, bizim Uzay Ajansı adı altında kurduğumuz bir kurum var, kurumsal yapı Evet. var. Ama o da bile diyor ki, başındaki isim direktörü, henüz bizim uzaya gönderecek, insan eğitecek halimiz yok, imkanımız yok. Belki yurt dışından alırız diyor. Hani adını düşünüyoruz ya Türk olsun diye. Türkçe bir isim olsun, astronot, kozmonot değil, o mu bu olsun, bu mu olsun falan. Onu bile Türk olması kaydıyla ama yurt dışında yetişen biri olabilirmiş. Geçiniz. Şimdi çok enteresan, Sabah gazetesi mesela birinci sayfasında çok küçücük gördü. Uzaya Burak ile çıkacağız diyor. Yani Burak bir dinsel efsane olarak hani Anlasınlar. Hazreti Muhammed'in atı. Öyle çıkılacak diyor. Şimdi böyle bir cümle var. Altı var mı? Altı yok. Asıl diğerlerine de baktım. Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın diyor ya Erdoğan. Sabah ona manşet taşımış. Yandaş medyanın alayı bu ifadeye bayılmış. Hele MHP'nin gazetesi Türk'ün. Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın. Çılgın Türkleri dünyaya tanıtan biri vardı. Kimdi o şekerim?
Necdet'ciğim, Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Çanakkale'den başlayarak. Çanakkale'yle zaten Çılgın Türkler efsanesi başlamadı mı? Dünya tanımadı mı? Tanıdı. Gelelim bağımsız medyaya. Sözcü gazetesi bayağı yer ayırmış. Sosyal medyada uzay coşkusu diye bu konudaki esprileri paylaşmışlar. Hükümetten dev hizmet demiş mesela bir vatandaş. Sonraki ayı nasıl çıkaracağını düşünen halkın aya gönderilmesi büyük hizmet. Bu durumda faturalara yansıyacak olan uzay vergisi herkese hayırlı olsun demiş. Uzay vergisi gelir mi gelmez mi? Siz tahmin edebilirsiniz. Cumhuriyet açlık işsizlik uzaya havale. Evet, unutun açlığı işsizliği. İşsizlik daha dün açıklandı. Üstelik de TÜİK marifetiyle biliyorsunuz nasıl açıklandı. Uzaya havale. Biraz uzayı konuşalım. Bu arada karikatürü birinci sayfadaki Cumhuriyet'in Türk uzay insanı Ay'a gidiyor. Karşısında bir monolit. Aşı ne oldu diye soruyor. Birazdan biz de konuşacağız, soracağız. Bir gün de simidi sormuş. Hani aşıyı sormuş Cumhuriyet. Bir günde simide zam geldi. Neler oluyor demiş. Simide zam geldi gerçekten. Bu uzayın maliyet rakamlar grafiklerini, mı? Rakamlarını da bir paylaşalım. Önce ülkelere göre uzay bütçelerini, uzay araştırmalarına, çalışmalarına ayrılan bütçeleri bir görelim. Şimdi Çin yaklaşık 8 milyar dolar harcıyor, ayırıyor. Hindistan 2 milyar dolar, Almanya 1.3 milyar dolar, Japonya 500 milyon dolar, Kanada 300 milyon dolar, Türkiye sadece 5.4. Şimdi bu yazılar alt alta yazılınca 8, 2, 1, 500 falan o 5 bir şey gibi zannediliyor. Hayır efendim, sadece 5 küsur milyon dolar. Kanada ile Japonya ile diğerleriyle aramızdaki mesafe hani ay ile dünya arasındaki mesafe gibi neredeyse. Gelelim ikincisine. Şimdi bu ülkeler nerede, Amerika nerede, Rusya diyeceksiniz. Onlarınki o kadar büyük ki zaten ajansları, uzay ajansları aracılığıyla bunları idare ediyorlar, yönetiyorlar bu bütçeleri. ABD'deki NASA 23 milyar dolar. ESA, Avrupa Uzay Araştırmaları Çalışmaları Ajansı 7.3 milyar dolar mı, euro mu? Birden emin olamadım. Yanlış yazabilir mi? Bendeki bir rakam biraz daha şey ama bu euro bazlı şey. Ben euro mu? Rakam, evet. Peki özür dilerim. Onu öyle kabul edin. Şimdi bu AB üyelerinin değil. İçinde AB üyesi olmayan ülkeler de var. Bu Avrupa Ajansı'nda. Ve her AB üyesi de burada yer almıyor. Rusya'da 1.7 milyar dolarla. Şimdi biz 5.4 milyon sadece bakın 5.4 milyon. Bu ne biliyor musunuz? 5.4 milyon dolar. Boğaz'da güzelce bir yalının parası. Doğru şu anki koşullarda evet. Saraya alınan birkaç lüks arabanın zırhlı, çok korumalı arabanın parası. Öyle değil mi? Tabii öyle öyle. Rakamlara baktığımızda öyle. Kaldı ki bu rakam mesela BBC'nin verdiği rakamlar var. Bu rakam da yok. BBC'nin verdiği daha da düşük. Orada 5. Yani şey BBC olarak, Türkçe evet, BBC Türkçe'nin rakamlarını verdiği rakamlar bu alanda kıyaslamalar yapmış daha da düşük. Ya bu işte bir şöyle bir iş. Yani belki izleyicinin işi tasavvur etmesi açısından ben bir iki rakama daha baktım. Mesela diyelim ki 2000'den itibaren uzaya turist götürülüyor. Astronot götürülüyor. Turist düzeyinde 20 milyon dolarla 35 milyon dolar arasında değişiyor rakamlar. Yani bir kişiyi tabii, götürmek, hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yani o yüzden olağanüstü... Bir dakika. Mesela ben gitmek istiyorum. Var işte mesela... 20 milyon dolar evet, önce. Deniz Tito 2001'de 20 milyon dolara gitmiş. 20 milyon dolar ödemiş. 2009'da da... Bizim 5.4 milyon dolar adam göndermeye bile yetmeyecek. Tabii yani göndermez. Onun 4 katı parası ödemiş. Ayrıca diğer rakamı söyleyeyim bakın. 2009'da yine bir başka uzay turistinin ödediği para 35 milyon dolar.
Ya bu tabii başka bir yere doğru evrilmiş durumda. Gerçek şu, yani ben dün bu konuda başka bir tartışma, bu rakamlar üzerinden başka bir tartışmanın içinde yer aldım. Yani deniyor ki, iddia şu, ya bu görünen rakam aslında bizim bütçemiz çok daha geniş, çok daha büyük bir bütçe. Bunları yan yana getirdiğimizde işte savunma sanayi de buna dahil ediyorlar. Çok daha büyük bütçeler var diyor ama sizin verdiğiniz rakamlar uluslararası, yani eğer şeffaflığı konuşacaksak, hı-hı, hep bir şeffaflık problemi vardır ama sizin verdiğiniz rakamlar bu alandaki uzay araştırmalarıyla ilgili yapılan resmi veriler. Şimdi bu verilerle uzaya çıkabilme şansınız yok. Yani turist olarak bile gidemezsiniz. Özel şirketler şimdi uzaya yönelik yatırımlar yapmaya başlamışlar. Şimdiden kişi başına, eğer uzay turizmi gerçekleşirse yaygın bir biçimde, aldıkları kişi başına ücreti söyleyeyim $250,000. $250,000 bilet parası alıyorlar. O da olursa. O anlamıyla bu yalnızca söylenerek çözülebilecek bir iş değil. Söylenerek yapılabilecek bir iş değil. Ciddi bir yatırım gerektiriyor. Siz vurgu yaptınız. O anlamıyla belki o bilgiyi de vermekte yarar var. Türkiye geçmişte TÜBİTAK üzerinden Avrupa Uzay Araştırma Birimi'nde görüşmüş, çeşitli görüşmeler yapmışlar ama biz oraya da üye değiliz. Yani sizin sonuçta bu çalışmaları yapabilmeniz için şu anda küresel çapta beşli bir yapılanma var. Yani bunlar kimlerden oluşuyor diye baktığımızda, yani siz bir biçimde söylediniz gerçekten, Amerika Birleşik Devletleri var işin içinde, Rusya var, Almanya var, Japonya var, Kanada var. Almanya'yı da o anlamıyla Avrupa Birliği için düşünmek lazım. İki tane bağımsız çalışan var. Birisi sizin söylediğiniz Çin, diğeri de Hindistan. Türkiye bunların hiçbirinde yok. Hiçbirinde yok. Hiçbirinde yok. Yani şimdi böyle bir hedef koymak, evet yani böyle bir hedef olabilir mi? Türkiye kuruluşundan itibaren uzaya yönelik çeşitli çalışmalar yapmış. Bu çalışmalar devamlılık arz etmemiş, süreklilik arz etmemiş. Böyle bir şeye ihtiyaç var mı? Var. Günümüz koşullarında baktığımızda iki boyutu var bu işin öne çıkan. Ya bir tanesi sonuçta kaçınılmaz bir biçimde Ay'a gitme esprisinin ötesinde uydular.